Merhaba arkadaşlar, ben Mertan Gaming. Bugün sizlere 7. arenaya, 6. arenaya çıkış testi göstereceğim. Gördüğünüz gibi 1700 kupa, ben 5. aradayım. 6. arenaya çıktım. Düştüm sizin için bilerek arkadaşlar, gördüğünüz gibi iksir toplayıcı havandan. Bunu anlayabilirsiniz çıktığımdan. Ve göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi 1927 kupaya kadar çıktım, sonra bilerek düştüm. 345 galibiyetimiz var. Favori kartımız bomba kulesi. Evet. Hazır sandığımız açılmışken de açalım. Hadi. Dediğim gibi bomba kulesi çıktı. İyi oldu. Bu arada arkadaşlar, siz de kullanabilirsiniz. Destansı olarak Goblin fıçası ve iskelet ordusu. Çok zor değil yani. İki seviye yapmak. Yani 2000 lira biriktirirsiniz. Dükkanına alırsınız. Zaten vardır diye düşünüyorum 5. aradaysanız. İskelet ordusu ve Goblin fıçası bizim için önemli olanlar. Yani iki destansı var. Bunu bulmak kolaydır. De domuz binicisi lazım. 5 seviye olması bence mantıklı. 5 veya 6, 4 seviye ise kullanın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok iyi işe yarıyor. Ve şimdi size savaş günlüğünü göstereceğim. Gördüğünüz gibi zafer, zafer, zafer. Zafer, zafer. Sizin için zafer, yenilgi, zafer. Yenilgi, zafer, zafer. Gördüğünüz, bunlar farklı ordu arkadaşlar. Başka düşmek için troll ordu denemeleri yapıyordum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu orduyla... Bu ordu değilmiş. Bu da ordu değilmiş. Bu da ordu değilmiş. Hah, buradan itibaren başlıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 savaş yapmışız ve birini yenilmişiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi hemen buradan size bir savaş izleteyim. İlk başta yenilgimizi mi izletsek, yoksa en üstten 2 tane savaş izleteceğim. 3 4 tane savaş izleteceğim arkadaşlar. Şimdi bakın. Hemen 2 çarpıda izleyelim arkadaşlar. Kolay bir şekilde 3-4 savaş izleyebilirim. Gördüğünüz gibi 9 savaşta bir yenilgi cidden çok iyi arkadaşlar. Ve bu orduyu herkes kullanabilir. Asıl karakterimiz şuradaki bomba kulesi arkadaşlar. Bomba kulesi orayı herkes birden alabiliyor. Kulübeci yendik. Bunu düşünün yani. Gördüğünüz gibi fıçımızla kulübeyi almayı düşündük ama alamadık. O yüzden iskelet ordusuyla barbarları ve oradaki şey aldık. Bir baktım adamın okları yok. Hemen oksuz olduğu için adama daldık. Adam makları yansı yoksa %100 alıyorsunuz arkadaşlar. O da iyi bir bakımdan iyi. Adam mallık yaptı, gitti. Bomba kulelerini atacağı yerde kale attı. Bu oyunda adam da biraz kötü oynadı arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Şimdi gördüğünüz gibi okulayı aldık. Goblin fıçısıyla hasar veriyoruz. Hasar veremediğimizde biniciyle hasar veriyoruz arkadaşlar. Orayı da şimdi alacağız diye hatırlıyorum. Evet. Binicimiz oraya alıyor. Birinci çok işe yaradı orada. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu videodan sonra da size kanka böyle oraya attı gördüğünüz gibi. Şimdi ben adamın oklarının olmadığını öğrenince direkt oraya iskelet ordusu çiğ falan yolladım. O kuleyi anında aldık. Çok manyak oldu orası. Adam ne yapacağım şaşırmıştı diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi cad ya. Çoğu şey, şu bomba kulesi cidden çok işe yaradı arkadaşlar. Onu kullanın. Eskiden ben de kullanmıyordum diyorum. Niye kullanmıyorum dedim. Çünkü çok iyi bir bomba kulesi yani. Adam sürekli bir sesini atsın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iskelet ordularını şey derken adamı iki taşla aldık. Şimdi bakın. Mesela güçlü bir adam diyelim. Mesela ordusu iyi olan bir adam bulabildik mi? Pek kalı adam. Yendik yani arkadaşlar. Bir savaş daha izletelim hemen şunu. Sonra yenildiğimiz savaşı izleteyim arkadaşlar, ama 9 savaş. Bu arada ordu nasıl kullanacağını iyice anlamanız lazım. Hemen bir savaş yaptım da işte yenildim de bu ordu kötü falan da demeyin yani. Gördüğünüz gibi 9 savaş vardı. Gördüğünüz gibi adamın oklarını harcattırdık. Okları harcayınca iskelet ordusunu koyduk o pek öldürmesi için. Adam oradan bombacı yolladı, çok iyi bir hamle yaptı. Ama adam okların olmadığını bildiğim için adama minyon sürüsü attım ve ejder oraya bayağı bir hasar verecek çünkü. Elimizde bir şey yoktu. Hava birimlerine karşı biraz kötü olabilir ama mesela balona karşı koruyabiliyor. Balona minyon sürüsünü ve şunu koyarsanız balon buna gidecektir ve ölecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam büyücüyü koydu. Okları attım büyücü, iki seviye ölür belki diye, ama ölmedi. Adam ölmediğini görünce direkt Pekka'yı falan yerleştirdi. Ben de direkt minyon sürüsünü koydum, Pekka'yı vuramadan öldü. Ve oraya bayağı bir canını düşürdük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi goblin fıçısı yardımıyla bayağı bir düşürdük onun canını. Zaten herkes balon kullanmıyor arkadaşlar 5. arada. Şimdi pat bir alev topu geldi. Biz de barbarlarımızı, of, adam Pekka'yı koyunca biz ne yapacağımızı şaşırdık.
Böyle fıçı fıçı attık. Oranın canını 700'e kadar düşürmeye başardık. Tam ikinci koyarken alev topu atması benim çok, cidden çok sinirimi bozmuştu ama yine de oradaki ejderi aldık. Gördüğünüz gibi 15 saniye kaldı. Ve oraya aldık arkadaşlar. Alacak mıyım? Evet aldık. Gördüğünüz gibi savaş bitti. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde orayı da almış bulunuyoruz arkadaşlar. Bir savaş da izleteyim. Yenildiğim savaş izleteyim. Hemen. Yenildiğim savaş. Gördüğünüz gibi ilk yenilgimizi bu savaşta aldım. Çünkü orduyu yeni kurmuştum. Daha iyi alışamadım orduya. Bakalım ben de hatırlamıyorum o savaşı ne zaman yaptığımı ve nasıl yenildiğimi. Gördüğünüz gibi adam 6 level. Yani orduya alışamamıştım. O yüzden yenildim. Şuradaki şeyi göremiyor olabilirsiniz. O yüzden şöyle biraz yukarı koyayım. İksiri rahat rahat. Gördüğünüz gibi adam oklarını kullanması için direkt şeyi koyuyorum. İskelet ordusunu koyuyorum. Adam oraya savunulunca ben direkt şey yaptım. Adamın çarpması varmış. Onu öğrenmiş olduk. Ama oranın canını 1800'e kadar düşürdük. Şimdi adam biniciyi koydu. Biz barbarları yapıştırdık oraya biniciyi alsın diye. Sonra adam bomba kulesi vardı ve bomba kulesi barbarları halletti. Bence adamın ejder koyması bir mallıktı. Çünkü o bomba kulesi zaten o barbarları alacaktı. Yani daha farklı bir saldırı biçimleri izleyebilirdi ama adam iyi oynuyordu. Çünkü ben de orduya alışamamıştım arkadaşlar söylediğim gibi. Yeni ordu denemeleri yaptığım için düştüm bayağı bir. Sonra geri çıktım 1697 arkadaşlar. Şimdi yenildiğim savaşı da izletelim. Hemen böyle bir bomba kulübesi koyduk. Ve bir... Şimdi ben orayı hiç savunmadım. Dedim ne işe yarayacak bomba kulesi alır dedim. Bomba kulesini iki kere vurdu. O kadar az canla bile vurdu yani. Çok hızlı vuruyormuş. Şövalye uzun zamandır kullanmayınca. Gördüğünüz gibi adam bomba kulesi koydu. Şu köşeye atın. Bomba kulesi oraya yetişemez arkadaşlar büyük bir ihtimal. Ama ben bomba kulesini attım bomba kulesini almak için. Adam okları yolladı. Bence çok kötü bir hamle yaptı. Ama ben bu oyunu çok kötü oynadığım için bu bölüm, bu savaşı. Nedense yenildim arkadaşlar. Ne yapacağımı anlamadım. Bomba kulesi var diye işte. Adamdan iksirimiz fazla olmasına rağmen adama karşı yenildik yani. Cidden çok kötü oldu. Mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar bir Volkre barbarları atan ilk kişi benim herhalde bilmiyorum yani. Bu savaşı cidden kötü oynadım. Oradan birinci saldım alması için bu savaşı yenilmiş miyim ben ya? Gördüğünüz gibi yenildiğim savaşta yani kıl payı yenilmişim herhalde. Yani nasıl yenilmişim ben bu adam? Adam herhalde bir şeyler gümbür gümbür göndermiş yani. Oraya bir iskelet ordusu bırakmışım. Hemen oraya alsın diye adam birinciyle savunmuş. Tam oraya bir nasıl işte onlar koyarken adam oraya almış. Ben şurayı alayım diye oraya şey koydum, attım ve okulanın canını bayağı bir indirdim. Nasıl yenilmişim ben buna? Şaşırdım şu anda cidden. Hemen şöyle bir minyon sürümüzü saldık. Ejderimiz öldürsün diye. Evet, burada yenilmişimdir büyük bir ihtimal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam çok iyi bir şekilde geldi ve ben orada pertim. Gördüğünüz gibi o şey yapması çok mantıklı oldu. Gördüğünüz gibi şimdi goblin fıçısı atacağım. Hep gördüğünüz gibi elim bunu söyledi. Adamın iksiri full şu anda ve goblin fıçısıyla almışım yalnız savaşa girmişim. Oo. Alamamış mıyım ben bunu ya? Oha alamadıysam yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu savaşı yenilmiştim herhalde ya. Yanlışa girdiysem de özür diliyorum arkadaşlar çünkü videodayım. Yani heyecanlanabiliyorum videoda falan. Adamı full okla bir fıçıyla almaya çalıştım. Mesela eskiye doğru satmam çok büyük bir mallık da oraya. Ben hangi kafayla attıysam bilmiyorum. Benim anama niye birinci saldım ben oraya? Fıçıyla şeyle alabilirdim. Hiç aklıma gelmedi. Ve gördüğünüz gibi yenileceğim arkadaşlar. Hop. 112 canla ve çok kötü bir şekilde yenildim arkadaşlar. Bu maçta çok sinir olmuştum. Hatırladım arkadaşlar şimdi. 112 canla gördüğünüz gibi yenildiğim savaşta yani benim çok kötü oynayışım yüzünden yenildim. Bu orduyla 6. arenaya çıkabilirsiniz. Yani ben de bu orduyla çıktım ama boşverim. Bu orduyla çıkabilirsiniz. Hava savunması olarak şu ikisi var. Balona bunları atabilirsiniz. Önce arkadaşlar bununla adamın oklarını gideriyorsunuz. Bununla adamın işte okları falan var mı diye ikisiyle beraber deniyorsunuz arkadaşlar. Ve minyon sürüsünü yolladınız mı adam bir şey yapamıyor zaten. Artık adam pert oluyor. Savaşı izlemişsinizdir. Bir 4x'da bir savaş daha izleteyim. Şunu izletmemiştim. Yok izletmiş miydim? Şimdi bir savaş daha izletelim arkadaşlar. Eğer diyorsanız işte 4. arenadan niye çıkamıyorum falan diye düşünüyorsanız
İşte bu yüzdendir arkadaşlar. Kulübeci birini yenmişiz arkadaşlar. Onu izletmiştim. Pekka'yı da izletmiştim. Bunu izleyelim. Hemen 4x'da arkadaşlar. Çok fazla savaş izledim. Gördüğünüz gibi hemen bu adamı da aldık. Adam prense saldırdı. Prensi iskelet ordusu doldurdum. Barbarlar bir şey yapamaz diye bıraktım. Adam minyonsuz koydu. Okları attım. Adam bir dev iskelet koydu. Oranın canı bayağı bir düşürdüm. Adam çok kötü oynuyordu. Evet. Sürekli eyvah eyvah diyor. Eyvah eyvah şey aklıma geldi şimdi. Hemen oraya fıça attım. Oraya almaya çalıştım. 117 can kaldı. Okları orayı savundum. Oraya biraz mızraklar koydum. Mızraklar orayı biraz canlı düşürsün diye ama adam dev iskelet koyunca fıçıya attım ve aldım orayı gördüğünüz gibi. Adam okları attım. Prensi durdurdum. Ve kazandım arkadaşlar gördüğünüz gibi maçı. Siz de böyle bu orduyla çok güzel bir şekilde maçları kazanabilirsiniz arkadaşlar. Neyse bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, like yazmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.